Herkese merhabalar. Kocaeli Kaya Motor'un düzenlediği Aprilia Touareg 660 testindeyiz. Aslında Aprilia'dan ziyade birçok ATV, UTV, bir sürü farklı marka, Segway falan var. Böyle bir test yerine geldik. Kocaeli Kartepe'deyiz. Ben sadece Aprilia Touareg için geldim. Motor şöyle, tasarımı zaten belli, göründüğü gibi. Şöyle kaslı bir depo yapısı var. Hemen şöyle 21 inç ön jant, 18 inç arka tubeless jantları var. Motor göründüğünden, yani videoda göründüğünden daha büyük diyebilirim. Şöyle boyum 1.78 falan. Yani bana büyük geldi açıkçası. Hani yüksek, güzel bir enduro yapmışlar. Bu özel rengi mavi. Üzerinde Aprilia 54 World Touch yazıyor hatta. Bu özel renk diğer renklerden bir 10 bin lira falan daha farklı bir fiyatla satıyor. 10 bin lira falan daha yüksek. Touareg'de bir millet var. Bu kültürlerinde böyle işte her yerleri örtülü falan. Oradaki en dikkat çekici renklerden biri. Burada bir anlamı var küçük de olsa. Önde kaslı bir deposu var. Burada fara baktığım zaman far komple gündüz ledli. Önde dediğimiz gibi 21 inç çift disk fren. Arkada tek disk fren. 24 milim ters amortisörleri var. Hemen şöyle yanına doğru devam ediyorum. Arkada 18 inç jantımız var. Lastikler Pirelli geliyor. Bu Pirelli Scorpion lastikler zaten bayağı pahalı. Yani pahalı makine, pahalı, güzel bir lastik olması gerçekten çok güzel. Hemen şöyle kısaca oturuş pozisyonuna geçeyim. Gidon bayağı geniş ve yüksekte. Hani bir gidon yükseltmeye falan ihtiyaç duymazsın. Aynalar gayet yeterli. Neredeyse hiç omzunu görmüyorsun. Böyle güzel ayarlanabilir aynaları var. Burada bir sürü menüde tuşlar var. İşte cruise control, ABS, çekiş kontrol falan filan. Tek eksik olarak quick shifter yok bu makinede. Gelmiyor. Önde bir camı var. Bu camın ekstra uzatma aksesuar olarak uzun cam seçeneği de var. Burada bir navigasyon tutucu yapmışlar. Bu da güzel. Hemen şöyle ekranına bakıyorum. Açtığımızda bir Aprilia yazısı var. Bir eraser diyor. İşte vites göstergesi, mod göstergesi. Burada modlar var. İşte yanında ABS ışığı, uzun kısa farlar falan filan. Selektör düğmesi de var. Bu güzel. Şöyle bir kornası var. Sağ sol sinyaller burada. Marş düğmesi. Ben diğer tarafına geldiğimizde burada kocaman böyle bozuka gibi bir egzoz var. Harbiden bayağı büyük. Çok ağır olduğunu sanmıyorum. Ortada ayarlanan bir amortisörü var. 660, 80 beygir, 70 Nm torku olan bir makinesi var. Makinenin girişi falan gayet yeterli, güzel bir şekilde. Şu sinyalleri çok beğendim. Offroad makine için küçük sinyaller olması çok hoşuma gitti. Yani düşer kaldırdığında en azından zaten gidon da bayağı yüksek, geniş olduğu için çok oraya denk gelmez. Arkadakiler de öyle. Burada sivri bir kuyruğu var. Kuyruk tasarımı hoş. Arazide pek deneyemedim açıkçası. Yani test sürüşü araziye kadar gitmedi. Zaten görüntülerde de görürsünüz. Keşke arazide deneme şansımız da olsaydı. İyi olurdu. Motorun silesi böyle tam içine oturacak şekilde. Böyle yumurta kasesi gibi. Çok güzel. Yani offroad'a yakışır şekilde abi. İnce yapmış adam burayı. Ayaklarına da şöyle tutasın diye. Tam güzel kavruyorsun. Sele çok sert gelmedi açıkçası. Yani tam belki biraz sert. Ama offroad makine için güzel. Ayağa kalktığında da şöyle kolları çok aşağıda kalmıyor. Boy 1.78 tekrarlayayım. Çok aşağıda kalmıyor. Yani yine gidon yükseltmeye falan ihtiyaç duymazsın büyük ihtimalle. Önde büyük bir radyatör var. Radyatörden güzel sıcak geliyor. Yani kışın iyi ama yazın biraz kötü. Ya, tabii büyük makine yani normal. Burada garip bir şey var. Yani şöyle baktığın zaman şunu açıyorsun. Şu an açamadım. Ha, çok önemli değil. Motorun maksimum hızı şuraya yazmışlar. Maksimum speed 170 km diye. Büyük ihtimal bu lastikler için yazdılar. Yani 170 üstüne her türlü çıkacağını düşünüyorum. Burada deneme şansım olmadı açıkçası. Ya büyük ihtimal 170'in üzerinde gider yani. Hani makine onu hissettiriyor. 80 beygir makine az değil. Şimdi hazırlıklar yapılıyor. Yani 200 kilo için dahil eder. Biraz yüksek. Alet çalıştı. Frenler güzel. Offroad modundayız. Arka ABS iptalde. Offroad modundayken. Gücü hissediyorsun. Yani makine çalışırken altında güçlü bir şeyin olduğunu farkındasın en azından. Öndekini takip edeceğiz. Umarım araziye de gireriz. Bu tabi böyle çok ağır hissettirmiyor. Yani güçlü bir bisiklet gibi. Sadece gazı veriyorsun ve gidiyor. Yerler ıslak. Vites geçişleri güzel. Kemikli bayağı hissettiriyor. Quick shifter yok alette. Onun dışında çoğu elektronik işte ABS'dir, çekiş kontrolüdür vesaire. Bunlar var.
quick shifter'ımız yok. Motosiklet 80 beygir, 70 Nm tork var. Önde 21, arkada 18 lastik kebatları. Arkada kimse kalmadı. Hoca gazlıyor, ben de yarılıyorum peşine ama arkada başka tuvarek yok. Arkadakiler Kimco'nun scooter modelleri sanırım. Titreşim çok az, bir titreşimi var aletin. Çok böyle aşırı denilecek kadar değil. Dönüşler falan 10 numara ama. Hiç o 200 kilo hissettirmiyor. Yani biraz aslında 204 kilo için ön yargılıyım ama hop. Ayakta da hissediyor. Gidon yüksek. Ayakta da hissederken, yani ayakta dururken de gidon çok aşağıda kalmıyor. Hani offroad sürüşü için bu önemli. Her viteste güzel bir tork var makinede. Daha tam yüksek devirlere çıkamadık ama yolda hiç müsait değil. Solla hocam şunu be. Solla gidelim. Bu kadar mıydı test sürüşü? At gibi motor ya. Güzel, beğendim. Lastikleri Pirelli. Ya, Pirelli bir offroad lastik bayağı pahalı oluyor. Güzel bir lastikle göndermeleri çok iyi olmuş. Aprilia markası sağlam bir marka. Bu motorda Tuana 660'ın makinesi biraz daha yontulmuş falan filan. Alet gidiyor abi. Güzel gidiyor. 80 beygir hakkını veriyor yani. Dönüyormuşuz. Bak güzel. Bisiklet gibi dönüyorsun abi. Çok basit. Vallahi hoca gazlıyor, ben de peşine gidiyorum. Değil mi? Şöyle ellerini bırak abi, gitsin. Baksana alete, ip gibi. Aa, döndürürsün bile bunu, bakayım. Dön lan, dön lan. Aferin. Ah. Çok güzel ya, beğendim. Hop şöyle bir geçelim. Gayet iyi. Amortisörleri falan. Öndeki amortisör kaya bandı olması lazım. 24 milim giriş çıkış noktası var. Çok güzel çalışıyor amortisörler. Arka amortisör de ayarlanabilir. Bunlar güzel. Şöyle kısa bir test inceleme. Umarım bir gün daha detaylı bir inceleme yaparız. Böyle kısa bir deneyim test sürüşü oldu. Kocaeli Kaya Motoru'na teşekkür ederiz. Böyle güzel bir organizasyon yaptığı için. Burada bedava sucuk ekmek de dağıtıyor. Hatta evet, bu neyin artistliğiyse. Hatta burada her katılanlara bir de ücretsiz vaf verecekler. Veriyorlar. Güzel. Yani bütün motosiklet satıcılarından açıkçası bunu bekliyoruz. Yani hem test motoru getirmek, böyle güzel bir organizasyon yapmak. Organizasyonda bir iki fotoğraf, video koyarız belki. Güzel bir organizasyon yapmışlar. Yani kayıt yaptırdığınızda herhangi bir sıkıntı çekmiyorsunuz. Saati saatine gel, motorunu sür, git şeklinde. Sadece parkur biraz kısa tutmuşlar. Belki yoğunluk olduğundan dolayıdır. Kocaeli Kaya Motors'a teşekkür ederiz. Böyle bir organizasyon yaptığı için. Apple Torek 660'tan bugünlük böyleydi. Kendinize iyi bakın.